üç kere gündeme geldi. Bu yeni bir şey değil. Çeyrek asırdır bu gündemde. Yani bu iktidardan evvel de bu gündemde. Üç kere gündeme geldi. Dilimizde tüy bitti. Kapı kapı dolaştık. Bize zaman zaman dediler ya sendikacısınız, şekerle ne işi var devletin? Aynen ifadeler buydu. Hali bu ifadeler devam ediyor. Aynısı et balıkta oldu. Yani belli kafalar bu ülkede siyasetin önüne getiriyorlar. Diyor ki ya batıyoruz. Durum bundan ibaret. Şu anda 15 fabrika olmasaydı şekeri 3 misli pahalı yiyorduk şu anda. Şimdi bu vatan bizim. Vatan yoksa ne parti var, ne sendika var, ne dernek var, ne oda var. Bu ülkede bütün kitle örgütleri başta olmak üzere bütün partilerin Türkiye'den yana olmak mecburiyeti var. Hangi partiye oy verirseniz beni ilgilendirmez ama beni bir şey ilgilendirir. Sizi, beni, hepimizi bir şey ilgilendiriyor. Herkesin Türkiye'den yana olmak mecburiyeti var. Vatan hainlerini aramıza mesafe koyacağız. Affedersin, hırsızlarla aramıza mesafe koyacağız. Merhametsiz işverenlerle aramıza mesafe koyacağız. Biz bu ülkenin dörtte üçüyüz. İyi durduğumuz zaman iyi işler olur. Hep. Eğer bizler gelecekte var olmak istiyorsak tarım ve gıdanın geleceğine katkı sunmak mecburiyetindeyiz. İklim krizi hepimizin ortak suçu. Son 10 yıldır yaşanan iklim değişikliği daha yıkıcı olmaya başladı. Bu gelecek yıllarda gıda krizini tetikleyecek en önemli faktörleri başında geliyor. Bununla beraber tarlada çalışandan fabrikada üretene ve evde sofrayı kuran her bireyin gıdanın geleceğini, özellikle de güvenilir gıdaya erişmede daha sürdürülebilir politikalar üretme noktasındaki etkisi göz ardı edilmemelidir. Bugün gıda krizinin en somut yaşandığı 55 ülke ve bölgede 5 yaş altı 16 milyon çocuğun durumu gerçekten çok kritik. Son 5 yıla bakıldığında Türkiye'de yıllık ortalama 26 milyon ton gıda israf edilmiş. Bir kamyonun 10 ton çöp taşıdığını hesaba katarsak yılda 2,5 milyon kamyondan fazla gıda çöpe gidiyor. Sadece Türkiye'nin değil tüm dünya ülkelerinin sürdürülebilir stratejik bir milli gıda politikası oluşturması gerekmektedir. Türkiye aslında gıda üretim merkezi olabilir. Türkiye'de kesinlikle gıda üretimin, tarımın çok iyi planlanması gerekir. Çok iyi planlama gerekir. İkincisi de malum olduğu üzere dünyada bir küresel iklim değişikliği söz konusu. Bu konuda geçen sene Türkiye Büyük Millet Meclisi bir araştırma komisyonu kurdu. Komisyona da sağ olsunlar beni başkan yaptı. Aşağı yukarı bütün kurumları ve kuruluşları dinledik. Güzel bir rapor ortaya çıkardık. Tespitlerimiz var, tekliflerimiz var. Burada şunu görüyoruz. Burada özellikle ziraatla alakalı şu. Türkiye'de özellikle bilhassa Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da bir yağışlarda azalma söz konusu ve iklimde değişik sıcakların artması söz konusu. Hatta yağışlarda %30 civarında bir azalma 2050 yılında bekliyoruz. Dolayısıyla ürünleri planlarken, bitki desenini seçerken buna göre seçmemiz lazım. Bunu su zengini bir ülke değiliz bak. Su fakiri de değiliz. Çok iyi bir şekilde suyu yönetirsek su sıkıntısı çekmeyiz. Su zengini olmadığımız için suyu çok tasarruflu kullanmamız gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiğimiz araştırma raporunda şunu belirttik. İnşallah 2022, 2023, 2024 yıllarında sulamada, modern sulamaya geçiş konusunda büyük bir seferberlik yapılır diye bunu vurguladık. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü yakın gelecekte iklim değişikliği sebebiyle gıdaya talep daha da artacaktır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Gıdaya, gıda arzı ve gıda güvenliği geleceğin en önemli meselelerden birisi olacaktır. Hatta biliyorsunuz olmaya başladı.
Nitekim daha önce salgın dolayısıyla üretim azlığı söz konusu oldu nispeten. Arkasından kuraklık, arkasından da şimdi Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sebebiyle büyük bir tedarik zincirinde sıkıntılar verdi. Avrupa'da pek çok yerde marketlerin boşaldığını gördük. Dolayısıyla bu sıkıntı devam edebilir. Bizim yapacağımız şey çalışmak, üretmek, akıllı üretmek.